Tavsiyem yok. Sergen Hoca'nın Salı günü Ajax karşısında Amsterdam'da hangi 11 ile çıkacağını sizlere aktaracağım. Beşiktaş'ın Salı günü oynayacağı 11'i bir ekrana getirelim isterseniz. Müziği yükseltelim. Kalede Rasim Kara. Sol tarafta İbrahim Üzülmez. Sağda Recep Çetin. Stoperde rahmetli Vedat Okyar. Yanında Samet Aybaba. Orta alanda Şifo Mehmet, Sergen, rahmetli Süleyman Seba, Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar. Yedekler Sabri Dino, Allah rahmet eylesin. Baba Hakkı, Allah rahmet eylesin. Rıza Çalınbay, Kör Şaban, Allah rahmet eylesin. Sanlı Sarıalioğlu, Kadir Hoca, Ulvi Hoca, Fikret Hoca, Sinan abim, Sinan Engin, İlhan Mansız, Nihat Kahveci ve Oktay. Bu yedekler mi onlar? Bu ruhla, tabi bunlar da yedekler. Bu ruhla ve bu hevesle, bu armayla oynaması gerekiyor Beşiktaş'ın Ajax karşısında. Gerçekten bu şarkı çok önemli. Hani şu anda gelen, bana gelen mesajlar da çok enteresan, çok ilginç. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Trabzonsporlusu, Türkiye'nin dört bir köşesinden herkes Beşiktaş'ın yaşadığı şu anki duruma çok üzülüyor. Beşiktaş sahaya karakter koymalı ki koyacaktır. Beşiktaş sahaya kendi değerlerini koymalı. Beşiktaş 8 kişi de kalsa, 10 kişi de kalsa, 11 kişi de kalsa, bütün kadro olarak söylüyorum, Beşiktaşlılık duruşunu sahaya koysa en başta Sergen Yalçın'da çok fark yaratacaktır. Bişer, bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'de benim renklerimi bilmeyen yok, tuttuğum takımı bilmeyen yok. Ve bu ezeli rekabet içerisinde uzun yıllar Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın Avrupa'da oynamış olduğu maçlarda başarılı olmasını istemeyenlerdendim ben de bir zamanlar. Fakat benim kendi düşüncem, bu beni bağlıyor. Beşiktaş'ın bu kadar kolu kanadı kırılmışken, bu kadar futbolcusu sakatken, sahaya çıkaracak oyuncu bulunamazken ben bir şey söylemek istiyorum. Bundan dolayı da beni eleştiren eleştirebildiği kadar eleştirsin. Ülkem adına, kendi karakterim adına ben Ajax maçında Beşiktaşlıyım kardeşim. Beşiktaş'ı tutuyorum. Bravo. Ajax maçında ya, hepimizin Beşiktaş'ı olması lazım. Zaten şunu söyledik, defalarca da söyledik. Avrupa'da bizi temsil eden takımlarımız bizim için milli takımdır. Deniz Hocam, benim kimliğim farklı. Takımdır. İnsanlar bunu benim söylediğim gibi anlamazlar. Anlamazlar. Onun için söylüyorum. Keserler, bir yerden keserler, kısaltırlar. İstedikleri yine yerden kesebilirler. Oğuz Altay Beşiktaşlıyım dedi. İşte istedikleri derler. Yerden kessinler. Öyle bir şey yok. Avrupa'da bizi temsil eden takımlar milli takımdır. Herkesin de yürekten destek vermesi gerekiyor. Beşiktaş buraya Hollanda'ya gidip fark yerse niye mutlu oluyorlar? Ülke puanımız elimizden gidiyor. Artık bizi temsil edecek takım kalmıyor. Hocam, göz göre göre gidiyor. Anlatamazsın ama artık anlamaları gerekiyor. Bir şekilde kafalarını kullanmaları gerekiyor insanların. Anlamaları lazım bunu. İşte inşallah anlarlar. Ya, milli takımdır. Bak, milli takımdır bizim için. Beşiktaş'ta şu anda gerçek Beşiktaş'ta. Hocam, ekrana bak. Yanına bak hocam, soluna bak. İşte gerçek Beşiktaş'ta. İşte bak. Beşiktaşlı futbolcular şu kareye çok iyi baksınlar bak. Beşiktaşlı futbolcular şu anda taraftarın gözyaşıyla, teriyle sahada mücadele etmesi gerektiğinin farkına varsın. Kim oynarsa oynasın abicim, kim oynarsa oynasın. Ertem'in şu duygularını da eleştiriyorlar ya zaman zaman. Adam ağlıyor Beşiktaş için, daha ötesi var mı? Kim eleştiriyorsa çok büyük bir yanlışın içerisinde, en hafif tabirle söylüyorum. Şuraya baksana ya, kaç yaşında adamı ağlatıyorlar. Ama niye bu işte Beşiktaş aşkı? O ruh. Beşiktaş ruhu, Beşiktaşlılık duruşu. Bak, inanıyorum ki şuna, 25 milyon Beşiktaşlı varsa Ertem abi şu anda o 25 milyonluk Beşiktaş taraftarının, Beşiktaş ailesinin bir silüeti adeta. Herkes bu maça başlarken böyle elini yüreğine koyacak ve hissedecek. Destekleyecek manevi olarak. Ve her bir futbolcunun taraftarın onlar için ağladığını, onlar için canını verecek derecede onları sevdiğini farkında olması lazım. Herkes iki kişilik oynayacak. Herkes iki kişilik oynayacak. Öyle yok. Dört yeriz, beş yeriz. Beşiktaş 4-5 yemeğe gitmeyecek oraya. Dün de söyledim, bugün de söylüyorum. Beşiktaş oraya aslanlar gibi mücadele etmeye gidecek. Ve karakter ortaya koyacak. Beşiktaş'ın şu anda manevi desteğe ihtiyacı var. Gerekirse
Beşiktaş'ı Hollanda'ya bütün taraftar grupları birleşecek, beraber uğurlayacaklar. Uğurlamalılar. Galatasaraylısı, Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı bir olmalı, göndermeli. Aynı şekilde dedim ya, Fenerbahçe'de, Galatasaray'da bizi temsil ediyor. Onlara da destek vermeliler bu taraftarlar. Arkadaşlar beni vermeyin, kadroyu verelim bir. Buradan Beşiktaş futbolcuna seslenmek istiyorum. Bu kadroyu biz yaptık hep beraber, ekip olarak. Rasim abi, Rasim Kara'yı çok seven birisiyim. Babamın omzunda Beşiktaş-Fenerbahçe maçında sakat bir şekilde koltuk değnekleriyle beraber, İnönü stadında koltuk değnekleriyle beraber kaleci Adem abi vardı. As kaleci Rasim'di, Rasim Kara'ydı. Rasim abi kalede oynamayı çok istiyordu. Kırık ayakla oynadı çoğu zaman. Beşiktaş'ın böyle bir kalecisiydi. Sol tarafta İbrahim Üzülmez, Deli İbrahim. Çarşı tribünün önünde topu ayağına aldığı zaman çarşıyı dinlemeyen ve rüzgar gibi uçan tek adam. Sağ tarafta Recep Çetin, Takoz Recep. Yani Beşiktaş için çok şey denilebilecek bir adam Recep abi. Samet Aybaba ve rahmetli Vedat Okyar. Sergen ve Tümer bir arada oynar mı şeklinde kendisine bir soru sormuştum. Sucuklu yumurta nasıl lezzet veriyorsa Sergen ve Tümer de beraber oynadığı zaman o lezzeti veriyor bana demişti. Orta alanda Sergen Yalçın, Şifo Mehmet ve rahmetli Süleyman Seba Beşiktaş için çok şey demek. Metin Tekin, Sarı Fırtına, 11 numara ve 7 numara. Hep Metin Tekin olurdum, saçımı onun için uzatırdım. Ali Gültiken sağ bek de oldu. Süper bir golcü de oldu. Altay'a 50 metreden attığı mükemmel golü unutmak mümkün değil. Ve tabii ki Feyyaz Uçar. Benim avcılardan da abimizdir, canımızdır. Ve işte yedekler de orada. Beşiktaş'ın bu gurur, bu onur, bu ruhla sahaya çıkması gerekiyor. Sahaya çıkacak gencecik futbolculara bu futbolcuları söyleyeceksiniz. Yöneticiler bu oyuncuları anlatacak. Zaten biliyorlar, Beşiktaş'ta Ümraniye'den içeri giren herkes bu isimleri benden çok daha iyi biliyor. 10 yaşındaki çocuklar bile. Fikretler, Ulviler, Kadirler, Sanlılar, Kör Şabanlar, Rıza Çalınbağlılar, Baba Hakkılar, Sabri Dinolar, Nihat Kahveciler, Sinan Enginler, İlhan Mansızlar, Oktaylar ve kaleci Rasim Karalar ve Feyyaz Uçarlar. Onun için Ajax maçı çok önemli bir maç. Çok özel bir maç. Çıkın, bu ruhla oynayın, 10-0 yenilin gelin. Hiç önemli değil. Ama yeter ki kara kartallar gibi süzülün orada. Önemli olan o. Diyelim, alalım artık. Ertem, bu ruhu ekranlardan yansıtacak bir iki tane spiker var. O da bence sensin, maçı da sen anlatmalısın. İnşallah. Yok, ben kulak verirler. İnşallah. Ben biraz fazla, ya benim dileğim bu sadece. Ben fazla biraz böyle duyguluyum, duygusalım Beşiktaş.